tabiriyle beyaz şehre geldik. Şu anda bulunduğumuz yerde meşhur meydanı, Mihailova Meydanı arkadaşlar. Hemen Ulusal Müze'nin ve opera ve tiyatro binasının ön tarafında Mihailova heykelinin altında girişimizi yapıyoruz. Mihailova Sırplar için çok ünlü bir komutan. Burası da şehrin ana meydanı. Zaten Belgrad'da kime sorsanız müze demeniz yeterli. Sizi buraya yönlendiriyorlar. Belgrad videosunu daha önce yayınlamıştım. Güzel böyle bir kısa bir kışın geldiğim zaman yayınlamıştım. Ama orada biraz eksiklikler vardı. O yüzden tekrar böyle bugün gezeceğimiz bütün yerleri yayınlamak istedim. Tekrar bir video olsun istedim. Bu videoda biraz daha detaylı mekanlar olacak. O diğer videoyu da ben alta eklerim. Orada diğer eksikleri tamamlarsınız. Şimdilik bu kadar. Buradan hemen yan tarafında bulunan Knez Mihailova Caddesi'ne geçiyorsunuz. Bu arada az önce yanlış söyledim. Burası Cumhuriyet Meydanı. Knez Mihailova Caddesi zaten hemen görüyorsunuz bakın. Sol tarafta sizi bekliyor olacak. Oradan da artık böyle İstiklal gibi trafiğe kapalı upuzun bir caddeden Kale Meydanı'na kadar yürüyeceksiniz. Birazdan Knez Mihailova'da görüşürüz. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar burası da meşhur Knez Mihailova Caddesi, İstiklal Caddesi diyelim biz buraya artık, hani aynı konseptte Avrupa'da birçok şehirde bu tarz GEA trafiğine, sadece açık olan araç trafiğine kapı olan caddeleri görebiliyorsunuz. Burası Belgrad'ın aslında kalbi, bütün alışverişlerin döndüğü yer. Para değiştirmek isterseniz de buradan, yemek yemek istiyorsanız da bu civardaki kafe ve restoranlardan, ucuz böyle hediyelik eşya almak istiyorsanız yine buradan yararlanabilirsiniz. Zaten hemen Cumhuriyet Meydanı'yla en sonuna kadar Kale Meydanı birbirine bağlıyor burası. Ve ileri, daha çok ileri gittikten sonra da artık mekanlar başlayacak burada. Sizin gitmek istediğiniz o barlar, gece hayatları falan hepsi artık bu caddenin son kısmında, aşağı kısımlarda bulunuyor. Belgrad'da gezecek yerler içinde işte en önemli iki yerle başladık. Bundan sonra biraz daha Osmanlı rüzgarı esmeye başlayacak. Arkamda gördüğünüz otel arkadaşlar, Otel Moskova. Bu gördüğünüz şirin otel, tarihin pek çok önemli olaylarına tanıklık etmiş, pek çok anlaşmanın imzalandığı, ünlüleri ağırlamış Belgrad'ın zamandaki en eski ve en önemli oteliydi, en değerli oteliydi. Şu anda da otel işlevine devam ediyor ama tabii ki artık zincir oteller şehrin dört bir yanında açıldığı için artık eski önemini kaybetti tabii ki. Eğer hani içeri gezmek isterseniz de gezebilirsiniz. İçeri girip böyle güzel bir tur atabilirsiniz. Size nostalji yaşatacaktır. Kullanılan eşyaların çoğu eski dönemlerden kalma. Şehrin de çok merkezi bir konumunda bulunuyor. Genellikle otobüs güzergahları buradan geçiyor. Şu an arkamda gördüğünüz bu biraz çakma barok esintili, biraz Rönesans esintili bina, Belgrad'da bulunan parlamento binası arkadaşlar. Şu an bulunduğum mekanlar, hemen etrafta görüyorsunuz, şehrin yönetim binalarının olduğu kısımlar. Bu arkadaki de parlamento binası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı bu tarafta. Ya saray demeyeyim de biraz daha böyle yönetimsel binalar bu tarafta yakalıyor. Biz Taş Meydan'a doğru gidiyoruz. Taş Meydan'da yine Osmanlı döneminden adından anlaşıldığı gibi Taş Meydan. Orada taşlar falan var birader, hakikaten taşlar var. Orada çok güzel bir Saint Mark Kilisesi var. Oraya doğru gidiyoruz. Oradan da Nikola Tesla'ya geçeceğiz. Bu yine yolunuzun üzerinde, zaten bunların hepsinin yanından geçiyorsunuz. Yürümeniz yeterli. İşte şu an yine bir yapım çalışmaları var. İçeri geziliyor mu bilmiyorum. İşte merak etmedim ama gördüğünüz gibi biraz şehirdeki heybetli ve daha yeni ikonik binalardan bir tanesi. Gece aydınlatması Allah var çok güzel. Gece aydınlatmasını da görün mutlaka. Onun dışında zaten bu yoldan güzel mekanlara doğru devam edeceksiniz. Arkamda gördüğünüz bu heybetli mekan arkadaşlar, Belgrad'da görüp görebileceğiniz en güzel iki dini yapıdan bir tanesi. Burası Saint Mark, Aziz Mark Kilisesi. 1931-40 yılları arasında Kristof kardeşler tarafından yapılmış. İçeride Dušan'ın mezarı da var. Eski Cumhurbaşkanı Dušan'ın mezarı da var. Bizans-Sırp mimarisi karışımı bir eser burası. Çok öyle eski değil ama
Zaten Belgrad merkezde Osmanlı eserleri en eskisi burada görüyorsunuz. Öyle çok diğer dönemlere ait eserleri çok görmüyorsunuz. Buraya giriş ücretsiz ama içeride sanırım çekim yapmak yasak. O yüzden ben size dışarıdan çekim göstereceğim. Hani bu dış, zaten dışını görmeniz gerekiyordu. Çekebilirsem zaten içeriden çekerim. Hemen yine dediğim gibi Taj Meydanı'nın başında bulunuyor. Burası artık Taj Meydan başlıyor. Taş Meydan başlıyor. Bu kilisede biraz da bunu İstanbul'dan gözünüze aşina olacak Aya İrini'ye de biraz benziyor. Ama şehirdeki en görkemli eserlerden bir tanesi. Şu anda bulunduğum yerde arkadaşlar Taş Meydan. Burası hemen Aziz Mark Kilisesi ile başlıyor. İleride tam o meydanı bilmiyorum ama bayağı uzun gidiyor arkadaşlar. Şehir içerisindeki en büyük şehir parkı burası. Gerçekten çok huzur dolu bir yer. Tam havuzlar var, çocuklar için eğlenceli mekanlar var, parklar var. Küçük küçük kafeler ve restoranlar var. Hafta sonları bütün Sırplar buraya akar. Küçük küçük pikniklerini yaparlar. Bazen konser ve etkinlikler de burada da düzenlenir. Devasa ağaçlar var tabii ki. Çok güzel doğa korunmuş burada da. Şehrin içerisinde bu tarz parklar çok sıklıkla görüyorsunuz. Taş Meydan aralarındaki en değerlisi. Zaten buraya Aziz Mark Kilisesi'ne gelecek olursanız Taş Meydan'da otomatikman gelmiş oluyorsunuz. Hemen yanındaki parktan devam ederek güzel bir park gezintisi yaparak Nikola Tesla Müzesi'ne geçebilirsiniz. Evet, benim için Belgrad'da klasikler vardır arkadaşlar. Onlardan bir tanesi Butko Pizza. Her gelişimde buraya gelip şöyle kocaman dilim pizzalarını yerim. Bakın şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz bir dilim 1 euro bile değil. 1 eurodan daha az bir dilim yiyorsunuz. Tüm pizzada 5-6 euro arasında bir şey. Dolu dolu mantarlı ve kaşarlı sıcak sıcak hemen çıkıyor. Yani yediğim en güzel pizzalardan bir tanesi Sırbistan'da olduğunu söylüyorum. Fazla inanmıyorlar bana ama gerçekten hak ediyor. Buraya gelip mutlaka deneyebilirsiniz. Şehrin farklı noktalarından 2-3 tane şubesi var. Şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlar dünya ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın müzesi. Kendisi Sırp asıllı bir bilim insanı. Amerika'da yaşamış yıllarca ama bu bölgenin yetiştirdiği önemli insanlardan. Floresan'ın, mikrodalganın, led lambalarının birçok şeyin mucidi kendisi. İçeri girdiğiniz zaman bu icatlarını, alternatif akımı ya da birçok şeyin o uygulamalar olarak da görebiliyorsunuz. 800 dinar içeri giriş yani aşağı yukarı 7 euro. 7 euro gibi ücretle içeri gibi gezebiliyorsunuz. 2 katlı bir yer, öyle çok büyük değil. Maksimum 15-20 dakikada gezilebiliyor ama her saat başında İngilizce rehberli turlar var. Onlar size bütün o süreçleri anlatıyorlar. O yüzden güzel bir deneyim oluyor. O yüzden her saat başına denk getirerek gelmeye çalışırsanız sizin için beklememiş olursunuz. Burası da böyle dediğim gibi Belgrad'da birkaç tane müze var. İşte Ulusal Müze, Doğa Tarihi Müzesi gibi ve Nikola Tesla Müzesi gibi müzeler var. Ama en ikonik olanı bu çünkü söz konusu Nikola Tesla olunca herkes buraya akın akın gelmek istiyor. Şehrin turistik bölgelerin bayağı bir dışında bir yerdeyiz. Sava Kilisesi ile az önce anlattığım Taş Meydanı'nın ortasında bir yerde. O yüzden siz ikisine giderken, ikisinin arasında giderken bir sokağa girip bu müzeyi göreceksiniz. Öyle yolunuza devam edebilirsiniz. Ve artık Osmanlı bölgesindeyiz arkadaşlar. Osmanlıların 1521 yılından beri hüküm sürdüğü, milattan önce 3. yüzyılda önce Keltlerin hüküm sürdüğü, sonra da artık Osmanlı fethiyle şehrin en önemli stratejik noktası olan bu bölgede kurulan kaleyle birlikte ve adı hiçbir zaman değişmeyen Kale Meydan'dayız. Yaklaşık 700 yıldır bu isimle, 600 küsur yıldır bu isimle anılıyor burası. Biliyorsunuz ki daha önce de bunu Makedonya'da da göstermiştik. Üsküp'te de halen çarşı diye geçer. Bosna'da da baş çarşı diye geçer. Ama burada da arkamda gördüğünüz bu, artık bu kapıdan sonra Kale Meydan, hani buranın Belgrad Kalesi başlıyor. 2000 yılından fazla bir geçmişinden bahsediyoruz ve burada Atilla'nın mezarının olduğu da düşünülüyor. Bu kalenin alt kısmında biliyorsunuz ki Atilla'nın mezarı hiçbir zaman bulunamamıştır. O Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu, Avrupa'nın siyasi geçmişine yön veren Atilla'nın mezarı hiçbir zaman bulunamadı ama bunu Sırplar ve birçok millet bu kalenin alt kısmında inanılıyor. Buraya girdiğiniz andan itibaren sağlı sollu çok güzel bir park sizi karşılıyor. Sonraki dönemlerde tenis kortları, oyun alanları, dinozor parkı. Sonra bu kısma geldiğiniz zaman artık Sovyet döneminden sonra, Yugoslavya döneminden sonra kullanılan 1.
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri araçlar sizi yine karşılıyor, size eşlik ediyor. Sonra artık bu saat kulesinden içeri girerek artık o asıl Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü kısımda giriyorsunuz. İçeride bir cami var, mescit var, çeşme var. Yine dediğim gibi en sonunda da çok güzel bir manzaradan birazdan orada zaten açacağım yine kamerayı, göstereceğim size. Muhteşem bir manzara sizi bekliyor olacak. Şimdi biz de artık içeriye giriyoruz. Şu anda gördüğünüz yer arkadaşlar Damat Ali Paşa Türbesi. O dönem buraya hükmeden paşanın öldükten sonra gömüldüğü yer arkadaşlar. Şu anda burası TİKA'yla Sırbistan'daki turizm ajansı tarafından bir işbirliğiyle restore edildi. Ve şu anda bakın yine çaputların bağlandı. Aynen o türbe düzenini aldı. Kale Meydanı'nın tam ortasında bulunuyor şu anda parkın içerisinde. Buradaki Osmanlı eserleri arasında en önemli ve dikkat çeken mekan burası. Kalenin bahçesinde bulunan bu mekanda arkadaşlar Kültür Koruma Enstitüsü'nün binası. 1902 yılında kurulmuş bir bina. Burada şu anda Sırp kültürüyle ilgili öğeler sergileniyor. İçeri girdiğiniz zaman gezebiliyorsunuz. Ama şu an vakit itibariyle biz biraz gün batımı için geldiğimiz için şu anda kapanıyor. Bakın karşıda temizlikleri falan yapılıyor. Yani çok aman aman bir yer değil. Ama sadece bu bölgeye geldiğiniz zaman zaten gezeceğiniz çok az mekan var Kale Meydan'da. Saat Kulesi'ni gördükten sonra, türbeden sonra bir de burayı da gezebilirsiniz. Sonrasında artık eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için karşıda bulunan uçurumun kenarına gidebilirsiniz. Burası da Belgrad'ın en ünlü gece hayatı merkezi Skardaska, Skardia diye de geçiyor arkadaşlar. Eski fabrika bölgesi burası. Birçok eğlence faaliyeti ya da konserler, etkinlikler burada yapılıyor. Hatta az önce de burada güzel bir etkinlik vardı. Şu anda bitmiş. Gece hayatının en güzel yerleri. Yemek yiyeceğiniz güzel restoranlar da var. Hepsi böyle. Biraz bizim Balat'ı andırıyor ama Balat'ın daha bir gece hayatına endeksli hali. Gördüğünüz gibi burada da eğlenip gecenizi sonlandırabilirsiniz. Balkanların en büyük Ortodoks Katedrali ile tanışın arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Aziz Sava Katedrali Kilisesi, Sırbistan'ın göz bebeği. Son 5 senede 3-4 kez geldiğime rağmen her seferi yeni eklemeler yapılıyor ama şu an son halini gördüm, büyülendim arkadaşlar. Görüntülerde görüyorsunuz muazzam bir altın yaldızlarla, mozaiklerle harika bir kripler yaratılmış, duvar resimleri yaratılmış. Gerçekten muazzam, çok devasa bir şey. 1935'te yapımına başlanmıştı. Aziz Sava'ya adanmış. Aziz Sava da Ortodoksların kurucusu, Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu olan Aziz Sava'ya adanmış bir kilise. Nazi bombardımanı sırasında 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış. Sonrasında tekrar yapmışlar. Arkasındaki hemen bakın şu karşıda gördüğünüz yerde de küçük bir şapel gibi bir şey var. Burada da çok büyüleyici bir yerdi. Ve alt kısmında kripler var. Ortodoks kiliselerinde kript diye bir olay var arkadaşlar. Daha böyle kutsal yerler oluyor. Mezarların olduğu kısımlar oluyor. O da hemen seviyenin altında. Orası da açılmış. Yani daha önce Belgrad'a gelip de şu anda bu videoyu izleyenler gerçekten çok şaşıracaklar. Çünkü ben çok şaşırdım. En son iki sene önce pandemiden önce gelmiştim. Gördüğüm kiliseyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Burada gezimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Artık bu son durağımızdı. Aziz Sava ile birlikte Belgrad gezimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki durağımız Sofya olacak. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.